Ekmek ve unlu mamuller sofralarımızın vazgeçilmezi sevgili izleyiciler. İşte tam da bu noktada Musa Demirci yönetimindeki fırın üretimi yapan firmayı tanıyoruz. Ve şimdi de İstanbul'da unlu mamuller ve ekmek sektöründe hizmet veren bir fırın ustasını tanıyacağız. Firma sahibi Musa Demirci'ye mikrofonumuzu uzatıyoruz. Musa Usta aslen Samsunludur. Dededen babaya, babadan oğula. Dededen eskilerden taş kesme vardı. Tuğlalarımız şunlar bunlar yoktu. Yapay değildi, tamamen doğaldı. Dağlardan taş keserdik. Hem değirmen yapardık bu taşlarla, hem fırın yapardık. Dedelerimizden beraber. Ben hem dedemden hem babamdan sanat öğrendim. Kendim 10 yaşında usta oldum. Sadece 4 ay okudum. Ekmeğimi taştan çıkarttım. Gerçekten emek verdik, mücadele verdik. Ama sadece para kazanmak amaçla değil, halkımıza hizmet, bütün insanlarımıza, sanatkarlara hizmet etmek vaadiyle çıktık. Dedemiz de bize bunu böyle öğüt etti. Ben kendim hem hamurkar hem pişiriciyim. Kendim 10 yaşında ekmek ustası oldum. Kasa koyup altımıza ekmek pişiriyordum. O zamanki şartlarda elden yoğururduk hamuru. 71,5 kiloluk unlar. Gaz lambasıyla ekmeği pişirirdik. Tarihi bir taştan gelmeyiz aslında. Ben kendim belki yaş itibariyle genç görünebilirim. Kendim 51 yaşındayım. 35 senedir de bir fil fırınla uğraşıyorum. Fırın çok önemlidir. Sadece bakıyorum fırıncı arkadaşlara, diyor ki fırın yaptıracağız. Ama bu fırının ısısı, kontrolü, ateşin yandığı yerle ekmek koltuğunun yandığı yerin arasında 50 derece vardır. Bu 50 derecenin attığın bir tarafta 50 derece eksik, bir tarafı 50 derece fazla, ekmeğin bir tarafı yanıyor, bir tarafı kuruyor. Buharlar kaçıyor. Biz bunlara devamlı çözüm araştırdık. Fabrikalarla beraber çalıştık. Bir çelik sıva çıkarttık. Kubbeyi sıvadık. Ekmeğimizin buharı geri dönsün, lezzet oluşturulsun. Türkiye'de ilk biz yaptık. Her şeyden evvela bacada kurum, sıkıntı, milletin balkonlarının, çamaşırlarının çok pis olduğunu, kurum akıyordu. Termal baca çıkarttık. Fırınlarımız tamamen kapalı yanıyor. Ve 15 dakikada yanıyor. 100 kilo odunla 5000 ekmek çıkartılıyor. Bir özelliğimiz daha var. Bir fırını yıkıp 53 saatte, 60 saatte yeniden yapabiliyoruz. 50 sene garanti veriyoruz. Yaptığımız fırında 50 sene garanti veriyoruz. Neden garanti veriyoruz? Fırınlar 3-5 senede kendini deforme ediyor. Biliyorsunuz ki 300 derece sıcaklık oluşturuyor içeride. En azından fırın 4-5 sene sonra bu 300 derecenin kendisini deforme ettiğini görüyoruz. Biz bunu yine fabrikalarla birlikte alüminyum tuğla artı şeylerimizle, bu piklerimizle tamamen krom karıştırtaraktan kapaklarımızı, ızgaralarımızı daha sağlıklı bir şekilde. Aslında amacımız, biz nasıl ki dededen toruna sanatımızı götürdük, biz yaptığımız fırınları da dededen torun çalıştırsın bu fırını. Siligonayla çıktık biz yola. Ekmek üretim fabrikalarının sağlıksız ve hijyenden uzak olduğunu belirtiyor şimdi de Musa Demirci. Gerçekten fabrikalar, matadorlar, bunların isimleri, buharları pas içerisinde. İnşaat demirleri koyuluyor buharların içerisine. Sen göremiyorsun, dışarıda bir krom var ama içi demir. Bildiğin demir, inşaat demiri. Vurduğunda ve bu ekmeğe katkı koymak mecburiyetinde, biliyorsun asittir. Maya çok koymak mecburiyetinde. Mayada gübre vardır, asit vardır. İnsanları şişirir, vücudu hantallaştırır, beyni durdurur. Esas ekmek 6 saatte çıkar efendim. 6 saatte bir ekmek üretilir kazandan, fırının ağzından çıkmakta olan ekmeğin saati 6 saattir. Maalesef ucuz ekmek üretmek için sigortasız, ne olduğu belirsiz, hijyeniksiz bir kapasite doldurmak için 5000 ekmek, 6000 ekmek yapmak için insanların sağlıklarıyla tamamen oynanıyor. Hiçbir şu anki tarım, sağlık ve zabıtalar, maalesef denetimler yok.